Yeni oyun. Klasik. Bir şey söyleyeyim mi? 65 saniye olsa şov yapacağım. 60 saniye çok zor. Radyomuz da vardı yani. Radyo nerede lan? Radyo nerede? Radyo burada. Sal beni. Senin amına korum ev kere. Çok manasız bir yerden su aldık. Kitap. Al. Al onu da. Güzel. Çocuğu al. Şunu al. Şunu al. Çantayı gördüm. Bıraktım. Çantaya koşuyorum. Biraz daha uzağa koyar mıydın çantayı acaba? Şunu da al. Harikayız. Koydum. Hanım, hanım, hanım. Bu hanım değil. Hanım gel. Su. Yemek almamız lazım. Alamayacağız yemek. Koş. Koş yiğidim. Baltayı alamadık. İyi miyiz? Bence iyiyiz, fena değiliz. Güzeliz. Çanta var, balta var, kitap var, harita var, yiyecek var. Yiyecek bir tık az. Hanım var. Oo, çok iyiyiz lan. O iki tane oyuncak almışız amına koyayım. Tam gamer'ız. Gayet iyiyiz. Balta yok. Çanta var. Kilit bile var ya. Bir kilit aldık ya. Güzel, güzel. Şimdi bir keyif şeysi yapacağım azıcık. Ama bunu YouTube'a atma gibi planım olduğu için bu kısmı şöyle yapacağım. Hemen geliyorum. Burada küllük gözüküyor. Ne oldu şimdi? Gün 2. Harika gidiyoruz şu ana kadar. İlk 4 gün su yok. Devam. Ne ekmek ne su size. Babayı direkt göndereyim mi? Direkt göndermiyorum. Direkt gönderince gelmiyor. Orospu Neriman'a gidiyor. Yeme abi duvardaki mantarı. Daha ikinci gün ya. Hemen koyuvermeyin kendinizi ya. Yazlığa gitmişsiniz gibi düşünün. Aa, drop var yayında. Ananı sikim sigara üstü. Bir dakika. Yayınımızda drop var. Niye yayınımızda drop var? Bir şey mi indiriyor bir şey? Şuraya store yazıyorum ya, bir gün store'ya açılacak diye o kadar korkuyorum ki. Yo. Windows mu güncelleştirme yapılıyor? Ha, geçti drop. Drop geçti değil mi? Geldi geldi, iyiyiz, tamam. Devam ediyorum. Üçüncü gün. Tim daha susuz kalır. Devam. Şimdi de hemen çıkmayın. Bu korkunç, uyuyamıyoruz. Buraya geldiğimizden beri uyumakta zorluk çekiyoruz. Her zamandan daha kötü. Pardon da uyku sorununuz için liseli ergen gibi şeyimizi harcayamayacağız. Nükleer böcek var lan dışarıda. O ısırırsa harcarız. Nasılız? Karımız güzel aslında. Bir saat uyumaya denedik. Şans bizden yana değil. Timi çok kötü durumda. Su. Tamam, bir su veririm ya. Hadi bir su patlatayım size. Babayı da dışarı babayı bir hafta yemekten sonra dışarı göndereceğim. Radyo çok sessiz. Müziğe ihtiyacımız var. Tamam, müziği açın. Bozmazsınız diye düşünüyorum. Lan! Puh! Sizin ananızı... Ya fuck you ya!
Arkadaş üzerinde mi hopluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Mekanik alet lan bu. Keşke açtırmasaydım. Huka hoş geldin. Ne boka yaradı, ben o radyo için 4 kere oyuna baştan başladım. Yazık oldu. Yok lan size, yemek de yok, su da yok. Yazık oldu mu? Kafanıza yeşil renkte giyinen, zenginlerden alıp fakirlere verdiklerini iddia eden bir grup var. Yeşil renkte giyinen mi? Lan Greenpeace'çi bunlar ha. Alma lan. Yok. Tuhaf aramalara cevap vermedik ve dışarıdaki sese doğana kadar kapıyı kilitledik. Güzel. İnsanların gelen gelmesine tam olarak emin değiliz. Haklısın. Dolores iyi. Ted iyi. Tamam devam. Göndereyim mi dışarı? Dışarı gitsinler mi yavaştan? Kemi açacağım birazdan. Hı? Yemeği vereyim öyle göndereyim. Dur hakikaten bir 10 gün geçsin ya. Bu ses ne? 4 moda koşan bir at. İki adam tarafından karşılandık. Kapıya çıkmışlar. Bir ortaçağ fuarından gelmiş gibi giyinmişlerdi. Sesin kaynağını belirledik. Biri iki kayayı tutuyor ve birbirlerini sürerek çarpıyordu. Antika bardak aradıklarını söylediler. Bu şey lan. Holy Grail. Kutsal kaseyi arıyorlar. Haritayı vermem sikerim. Bana ne lan? Deliler ama bakıyorum. Ne durumdayız moruk? Ama yine de fena halde bağırdılar. Tahta kılıçlarını salladılar ve çalıları keseceklerini söylediler. O ne demek ya? Çalıyı keseriz. Timmy çok acıkmış. Sudan başka... Su içmene gerek yok. Daha yeni içtin yavrum. Tamam yemek veririm. 7. gündeyiz. Yemeğimiz az. Şimdi yavaştan baba çıksın bakayım dışarı. Radyoyu kırdınız çünkü. Açıyorum. Cehalet mutluluk, evet radyo yok. Timiye su. Tamam. İkisine su veririm. Ha baba gitmedi mi lan da? Moruk çanta nerede? Ha. Ne olur geri dön bak. Allah aşkına geri dön. Herkes iyi. Sıkıntı yok. Kaynakları paylaştırma zaman. Hiçbir şeye gerek yok. Sen manyak. Onu havaya uçurdun. Ah lanet olsun. Hepimize lanet olsun. Lanet olsun. Bu komşularımıza geçen baharda barbekü yaptığımızda söylememiz gereken bir şeydi. Bunlar iyi zamanlardı. Ne diyor lan? Sen manyak. Ne yapıyorsun çılgın seni? Gelecekten gelen tilki 5. ayı Twitch Prime'la. Nicelerine yavrum. Hadi bunu doğru yapalım. İyi birici gibi Timmy de bu durumda en iyisini yapıyor. Neşeli gülüyor. Dolores için iyi. O çocuklar kayıp. Çöp kutusu tamamen boş çorba kutularıyla doldu. Ve bu kova dolup taşar. Her ikisinde de garip parlaklık çekiyor. Yabani büyük böcek şüphesiyle. Bu nasıl bir çeviri ya? Google Translate böyle çevirmiyor ki lan. Ha böcekleri savaştan önce bu kadar büyük değildi öyle mi? Öldüreyim mi kitapla böcekleri? Kitaba bir şey olur mu? Biz maymunlar olmak beraber güçlü. Kitapla öldürüyorum ya. Vur kitabı kafalarına ya. Kitaba bir şey olmasın ama. Kitap duruyor. Böcek yok. Bu parlayan böceklerin yuvası bizi çorak topraklara götürmek için yeterliydi. Fazlasıyla yeterliydi. Böcekler en kötülerim radyoaktif. Aman Allah'ım. Tamam herhalde gittiler. Suya ihtiyacınız yok değil mi? Bu yüzden ara sıra iki tartışmamız var ama yeni girdiğimiz kavga kadar yoğun değildi.
şey olmaz. Aynı yerdesiniz 12 gündür. Yani normal yani. Aa geldi. Oha hayvan gibi şey getirmiş. Lan aile babası be. Koçum benim be. Aslanım benim. Ne getirdin lan? 2-2. Çok da getirmemişsin. Çantayı da mı kaybettin? Boyun devrilsin. Eşşol eşek. Timiye su. Dolores'e su. Ted'e yemek. Bir daha göndereyim mi dışarı? Dur ya hemen göndermeyelim dışarı. Burada güvende olmak orada tozlaşmaktan çok daha iyidir. Doğrudur. Çanta duraydı iyiydi ya. Bir şeyler yemedi. Ted acıktı. Ted daha yeni yemek yedi. Ted ne acıktı? Yemek vereyim mi bunlara? Küçük olana dergiyi verip gönder. Bakacağım. Kadın niye mutsuz? O genel. Yani. Daha vermiyorum ya. Ne bu lan? Son seferden dönerken yakındaki yarım yıkık duvarda bazı çizimler dikkatimizi çekti. Kasabamızın çok yakın... Çok kaba bir haritasıydı ve bir yer X ile işaretlenmişti. Belki birisinin gizli çorba sakasıdır. Kontrol edelim mi? Göndereyim mi babayı? Ha? Bilmiyorum saka yazıyor. Çocuğu gönder. Tuzak olabilir. Haritayla gönderelim. Ya dışarı göndermiyorsun ama bir şeye bakmaya gönderiyorsun. Özel event bu yani. Çocuğu mu göndereyim? Çocuğu göndermem ya. Hanımı göndereyim mi? Ha, zaten evde çok sıkıldı bu. Bir hava alsın gelsin. Kesin gelmeyecek geri. Hadi hanım. Hanım ya ilk günkü gibi ya. Çok iyi bakmış kendine yani. Ha geri geldi. Ne oldu? Bir şey değişti mi? Değişmedi. Şanslı buldu. Aa çantayı getirdi. Ay hanım. Hanımcılık kazanacak. Yayının başında demiştim. Ha, yılın sonunda bize yardımcı olacak malzemeler çıktı. Artı bir çanta. Güzel. Kaynakları paylaştırmak zamanı. Var mı çok aç olan? Dolores bir süredir yemek yemedi. Timmy çok acıkmış. Yedireyim mi yemek? Ted'e su. Dışarısı... Ha, gönderiyorum ya. Çocuğu göndereyim mi? 14. gün. Bir gün daha dayanırlar ya. Dışarıda çılgın eğlence var bu. Baksana abi kadınla çocuk yani hiç bozmadı kendini. Acil durum yayınları. Onu yok. Timmy bir şeyler yemeli. Dolores bir şeyler yemeli. Ted acıktı. Lan hepsine bir tane açıyorum ya. Hadi şunu ezin bakayım. Köfte orlar. 15. günde yemek yedirdik hepsine. Unutturmayın. Çocuğu da gönderiyorum. Ne olacaksa olsun. Ne oldu? Biri uyuyor gene. Daha ilacımız milacımız var ya. Sakladık ve aradık. Oynadığımız en uzun tur yaklaşık 10 saniye sürdü. Timmy bir şeyler yemeli. Timmy'ye su vermemiz lazım. Oğlum daha dün yemek yediniz ya. Saçmalamayın yani. Dolores için biraz su. Ted acıktı. Timmy'ye su verdim. Timmy seni gönderiyorum kitapla.
Hadi bakalım. Bak adam, bak evlilikler böyle oluyor çocuklar. Anladın mı? Zaman içinde, ki zaman dedim hani gerçekten 17 günde evlendikten sonra kadın hala inanılmaz seksiyken erkek gördüğünüz gibi kaptan mağara adamına dönmüş durumda. Dolar ise su. Tede su. Hadi ikinize de bir patlattım suyu için. Oğlan da yok. Hadi bakayım. Geçen gün kapımız çalındı, duyduğumuzda kapının önünde bir bavul vardı. Etrafta kimseler yoktu. Not da yoktu ama bunun içinde bizim anlamı... Ha, gene tuzak çıkabilir mi? Tuzak mı, kedi mi? Aç açma, kedi kedi. Ama kedi için sanki başka bir şey yazıyordu ya. Bence tuzak. Açıyorum ya. Ne olacaksa olsun. Allah. Gel, sağlık kitimiz var lan. Yaşıyorlar. Ne çıktı içinden? Su. Aa, iyi. İyi, iyi, iyi. Patlamadık, iyi. O ne lan? Omzunda eşit derecede kabarık bir çanta taşıyan kalitesiz görünümlü bir tüccar bizi ziyarete bulundu. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir kutu çorba için çantayı ve bütün içeriğini alıyoruz. Ne olduğunu göremiyoruz. Çantayı mı alıyoruz? Çantam var ama benim. Vereyim mi? Yemeğimiz var. Veriyorum ya. Ah, kedi geldi. Ne yapıyorsun lan mırnav? Şakirov. Şarikov. Kedi. Devam et. Sen manyak. Bayılıyor muyum çevreye? Kedi mutlu. Abi çok derbeder. Susuz açlık, yorgunluk. Susuz açlık. Yorgunluğunu ama işte uyu mesela. Yani ne yapabilirim senin yorgunluğun için? Bu arada çocuk gelmedi ha. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Su olmadan daha fazla yaşayamaz. Su olmadan yaşayamaz. Su veriyorum. Yemek vermiyorum ama. 15'te yemek vermiştik, değil mi? Şimdiye gelmeli miydi? Bugün çok rahatsız hissederek uyandık. Sanki birisi ya da bir şey bizi izliyordu. Gölgelerde hareketi fark ettik. Yemin edebilirdik. Sığınakta bizden başka bir şey yaşıyorsa buradaki pantolon... Aa, ne yapayım lan? Basayım mı? Vur. Sen silah... Aman akur. Ne o? Silah duruyor. Şimdi öldü. Oldukça ölü. Vurduk. Köpek miydi? Köpeği mi vurduk? Köpeği vurmadık ya. Faredir o. Oğlum çocuk geri dönmedi arkadaşlar. Aha. Çocuk döndü. Balta bulmuş. Gaz maskesi bulmuş. Su bulmuş. Lan senin Allah, sen var ya. Ah, bir de radyoyu. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçek hayattan daha iyi durumdayım. Vallahi. İşte balta falan yok yani benim evde şu an. İpekçim hoş geldin bebeğim. Ne yapıyorsun? Kitap da gelmiş geri. Bir tane de yemek bulmuş. İki tane su bulmuş. Gaz maskesi bulmuş. Helal lan. Balta bulmuş. Abi çocuk daha ne yapsın ya? HBTO 1905. Hoş geldin. Twitch Prime'ini bize harcamış.
Bir şeyler yemeli. Dolayısıyla bir şeyler yemeye gerçekten çok istiyor. Ted acıktı. Hiçbirinizin o kadar aciliyeti yok öncelikle. Ama yemek vereyim mi ya? Ne geldiyse başımızda kitaplardan. Ölmezler herhalde ya. Angry Nanobot, sen de hoş geldin. Timmy yesin. Timmy sen hak ettin hakikaten. Babayı tekrar dışarı göndereyim mi? Bayağıdır yatıyor it. Radyasyon var mıdır dışarıda? Gün 22. Maskeyle mi göndereyim, düz mü göndereyim? Babayı göndereceğim artık. O çok durdu zaten. Ne oldu lan? Mutasyona uğramış kemirgenler malzemelerimize saldırıyor. Sıçanlar, vahşi tavşanlar. Ne yapayım? Balta. Silah. Balta. Veriyorum baltayı. Veriyorum küsküyü. İyi, baltamız da duruyor. Kutular kurtarıldı. Kıllı mutant için çok kötü. Dolores susuz daha fazla yaşayamaz. Dolores'e su. Hiç yavrum. Ben bu çocuğu dışarı, babayı dışarı gönderecektim. Ha. Çantayı veriyorum. Şeyi de, gaz maskesini de vereyim mi? Sekiz gündür yemek vermiyor muyum? Tamam lan, yiyin hepiniz o zaman. Veriyorum gaz maskesini de ya, hakikaten yani ne yapacağım gaz maskesini. Hadi git bir hava al gel. Zaten derbeder oldu. Timi daha yeni geldi. Çocuk, babayı gönderdim ya. Suyumuz çok var da yemek sıkıntı. Ne bir süredir yemek yemedi. Dün yemek yedi. Ayak yapıyor. Küçük şeytan evcil hayvan çalışırken biz onun yaka üzerinden karalanmış biz onun yaka üzerinde karalanmış bir adres ve bir kağıt parçası bulduk. Kedinin tasmasında adres mi buldunuz? Bu nasıl bir çeviri ya? Önceki sahipleri hala etrafta olabilir. Arayalım mı? Arayalım mı? Ha? Yok. Ama belki bir şey verirler. Bizim oldu. Aramıyorum sikerim. Benim kedim o. Sharikov. Nick ismi çok kötü ya. Ne durumdayız? Kadın hala ilk günkü gibi ya. Kadına hiçbir şey olmadı ya. Vallahi diyorum, inşallah benim de eşim ileride. Kedi burada kalmak için bir seçim yaptı ve buna saygı duyacağız. Aynen. Gerçek şu ki önceki sahibi kediyi umursamadı. Umursasaydı aynen bize vermezdi. Ona su vermeliyiz şimdi. Timmy'ye su. Veriyorum ya ikisine de su. Suyumuz bol. Ne oldu lan? Her şey titriyor. Bir şey kurtar, bunu kurtar. Zaten başka bir şey yok. Normalde radyoyu kurtarırdık. Bernacığım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Haber olmamasına iyi haber. Tüm hakkında... Baba gelmedi ya. Baba keşke gelse. Hayır. Küçük bir sığınakta yapabildiğimiz pek çok şey var. Bu yüzden... Hey, neden bazı oyunlar oynamıyoruz? Onlar... Bir sürü oyunumuz var ya. Kart var. Dama var. Oynayın. Aa, kadın bozdu kendini. Niye? Ah be! Kaç gün dayandı? 27. günde bak dağıttı. Çekti gri eşofmanı. Fuck. Dolores bir şeyler yemeye gerçekten çok istiyor. Dolores oldukça yoruldu. Ne yaptın da yoruldun acaba? Yemek vereyim mi? Kaç gündür yemek vermiyordum? Abi özel gündür. Hakikaten tam oluyor. 4. Daha var o zaman ya. 23'te verdiysek o tamam. Bir şey düzgün çalışmıyor. Ne olduğundan emin değiliz. Kim olabilir ki? Hayatımızı riske edip araştırmalı mıyız? Bu iyi bir fikir gibi geliyor. Kapıyı açalım mı?
Baba geleydi. Ama ya babaysa? Açtım ya. Aa bak babaymış. Ne getirdin lan? Çantayı kaptırmış gene. Ne oldu lan? Yerel belediye binamızın yarısı tamamen yok edildi. Ancak diğer yarısı umut verici görünüyor. O yüzden kanıtlanan hayatta olanların bakım dolabı mı? İçinde ha su vardı. Su aldık. Maskeyi kaptırdı, çantayı kaptırdı. Ted acıktı. Bu babayı ne zaman dışarı göndersem hakikaten aptal bu adam ya. Çocuğu göndereceğim ben dışarı. Vermiyorum yemek su falan. Takılın. Keşke radyomuz olsa. Çocuğa haritada vereyim mi lan? Timiye su. Dolores'e su. Su ve yemek. Parti yapıyoruz. Tamam. Hepinize verdim. 29. günde resetledik. Herkese verdik. Tamam mı? Ted keşif için çok zayıf. Dolores oldukça iyi durumda. Timmy'nin durumu öyle bir keşif için çok hassas. Hassas ne lan? Niye hassas bu çocuk? Geceleri barınakta yumuşak cızırtılı sesler duyduk. Yumuşak mı? Sadece rüzgar olduğunu düşündük ama yanıldık. Bu kedi. Gerçekten yaramaz bir şey yapmıyor. Geceleri duvardaki bazı dayıklardan sıkıyor ve dışarıya doğru çıkıyor gibi görünüyor. Bu gizli geziler sırasında nereye gittiğinden emin değiliz. Ancak her sabah bir şey olmamış gibi barınağa geri döndü. Takip etsinler ya. Bir et bakayım ne yapıyor bu kedi. Aa gitti lan kedi. Puh! Allah kahretsin ya. Ben onu çok seviyordum ya. Eski bir otobüste yaşayan, kendi kendini ilan eden bir bilim adamı olan yalnız bir ikametgahın yaşadığı es... Bu nasıl bir çeviri ya? Kelimeler var ama hiçbiri doğru yerde değil yani. Deneyim hocam laboratuvara dönüştü. Doktor evcil hayvanı gelen anlattan mutlu... Evcil hayvan ha onun muymuş? Biraz konuştuk ama doğrusunu söylemek gerekirse oradan çıkmak için acele olduk. Tamamen aklı başında görünmüyordu. Bir uzay gemisinde araziden kaçmakla ilgili bir şeyden bahsetti. Gitti kedi ya. Köpeği de vurduk galiba yanlışlıkla. Timmy niye hassas ya? Göndermiyorum abi hiçbirinizi. Ne oldu lan? Dolores geçen gün döndüğünde bacağında küçük bir çizik vardı. Haydi. Ne yapayım? Balta mı? Ama karımızın bacakları çok seksi. Balta mı gerçekten? Ne için kullanacağım ki? Bu radyasyonu falan engellemiyor ya. İlk yardım eczacı dolabı lan bu. Baltayla oğlum bacak kesilir mi amına? Kesince gene bunu kullanmak icap edecek. Balta kesmiyoruz. Ha, tamam balta. Balta nerede arkadaşlar? Soktuk mu karımıza? Balta nerede? Eğer asla düzeltemediğimiz bir şey olsaydı bu balta doğrusunu bacağını kesecektik. Baltayı kendisi alacaktı. Böyle bir durumdan kışın yaranın temelinde ısınmış bıçak kullandık. Enfeksiyon sönmüş gibi görünüyor. Baltayı ısıtıp bastık. E balta hiçbir şey olmaz ki baltaya. Geri soğur amına koyayım. Oho moruk.
This is Barlas, hoş geldin 3. ayın. Bebeğimsin, kesene bereket. Ya şu çocuk kendine gelsin ya. Ben bunlara bir su mu patlatsam? Yemeğimiz de az. Anneyi mi göndereyim? Gönderiyorum anayı. Duyuyor musun? Sesler dışarıdan geliyor. Kontrol et lan. Kesin bizim kedi geldi geri. Aha. Minnoş, Mırnav, ne yapıyorsun hayırsız? Aa, su getirmiş. Abi yemek getirin ya. Oğlum çok suyumuz var ya. Canım su çekti lan. Keşke evde olsa da içsem değil mi? Sana geri döndüğünü keşfettik ama sorduk ama söylemez. Ya moruk, su için ya. Hanımı gönderiyorum. Ne vereyim eline? Bir şey vereyim mi? Harita vereyim mi? Kitap mı? Harita mı, kitap mı? Kitap. Boş yolla, harita, bas haritayı, tüfek var. İskambil var. Kilit veriyor ben. Kitabı harcamam, haritaya veriyorum ya. Boş yolla. Hey. Ama bu gelmez bu karı geri. (gülüyor) 27 gün ilk günkü seksiliğinde durup 33. gün evden gönderdik. Bozuldu diye. Acıkmadınız, acıkmadınız. Devam edin. Yemek yok zaten.